Yazıyor, yazıyor. Uluslararası kaçakçı çukur orada. Tüm dünyalara da Hakan Gümüşoğlu yakalandı. Karpon'un sahibi Mehmet Kara Hakan Gümüşoğlu çıktı. Gel bakayım Mustafa, gel 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 gel. Getir olur. Çabuk, çabuk, çabuk. Ver bakayım bugün gazetelerden. Ver, ver. Bir tane daha ver. Sen niye geç kaldın bugün? Ne geç kalması Tahir abi? Üçüncüye geziyorum bugün. Gazeteler kapış kapış gidiyor vallahi. Haber büyük oğlum. Hadi, hayırlı işler olsun sana. Vay, 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 vay. Daha neler göreceğiz, neler? Ya bundan büyük haber mi olur Mehmet abi? Baksana şuna. Hakan Gümüşoğlu Çukurova'da. Bütün dünyanın aradığı adam burnumuzun dibindeymiş meğer. Vallahi nereden bilelim, ne diyeyim? Hiçbirimizin de haberi olmadı ki. Ya hadi bizi geç. Koskoca hanım abiyle fark etmedi. Neredeyse evleniyordu bu adamla ha. Hepimiz inandırdı. Vallahi helal olsun abi, ne diyeyim? Kimin aklına gelirdi ki? Vahap'ın. Deli diye adını çıkarttığımız Vahap. Meydanda bağırmadı mı? He? Bu adam Mehmet Kara değil, Hakan Gümüşoğlu'dur diye. Biz ne yaptık? He? Deli dedik, geçtik. Ya arkadaşlar, demek ki adamın vardır bir bildiği. O nereden biliyordu ki? Ya işte biz de onu merak ediyoruz. Öyle değil mi? Ya baksana şuna ya. Bütün dünya arıyor abi ya. Necla Hanımcığım, merhaba. Başkanımız nasıl acaba? Ha, öyle mi? Ben zaten şimdi hastaneye geliyorum. Bir şey lazım mı diye aramıştım. İhtiyacınız var mı bir şey? Yok canım Necla Hanımcığım, ne demek zahmet? Olur mu öyle şey? Peki. Peki, görüşmek üzere. Ablacığım. Of. Nasılmış başkan? Ah kız. Yoğun bakıma almışlar başkanı. Doktorlar da bir şey söylemiyormuş. Kadıncağız perişan. Allah şifasını versin. Amin. İnsan ömrü pamuk ipliğine bağlı. Bir varmış, bir yokmuş. Hiçbir şey yoktu adamcağız. Kolum ağrıyor dedi. Sonra göğsünü tuttu. Sonra da yığıldı kaldı. Çok da iyi bir adam. Allah ailesine bağışlasın diyeyim. Amin. Benim hemen belediyeye gitmem lazım hastaneden sonra. Çünkü bir sürü iş var. Tabii bütün işler sana kaldı değil mi? Ay kalsın, önemli değil. Ben bir işten gocunmam kızım da. Seni de böyle bırakmak istemiyorum. İyiyim ben. Çok iyiyim, merak etme beni. Hanımam, gazeteler geldi ama. Ver Fadik, ver. Uluslararası kaçakçı Çukurova'da yakalandı. Bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Geçecek inşallah. Bunların hepsi geçecek kızım. Bak ne düşündüm Züleyha. Başkanımız hastaneden çıktıktan sonra sen, çocuklar, ben bir Antalya'ya gidelim mi? Ha? Hem sen kafanı dinlersin, hem çocuklar için de çok iyi olur. Ne dersin? Olur. Şahane olur. Bahar, şu bulguru veriversene bana. Bulgur, kızım bulgur. Aa, senin kafan nerede acaba ya? Ne diyorsun? Almış mı altını? Kim? Fadik. Kız sen dedin ya, Lütfi abla evi temizlediği için altın verir diye. Almış mı almamış mı onu soruyorum. He, almış tabii canım, almaz mı? Lütfi ablanın eli çok açıktır dediydim ya. Hem de büyük altın vermiş. Büyük altın mı? He.
Ev çok pismiş, Fadi'ye demiş, Fadik sen çok yoruldun. Çıkarmış kocaman Reşat'a altın vermiş. Kız uydurma şimdi Reşat meşat. Gördüm, gözümle gördüm. Ah. Ah Cebriye, ah. Aha senin kafan, aha bu. İlk bana dediydi biliyor musun? Gel dediydi beraber evi temizleyelim falan. Yok, gitmedim. Bilseydim giderdim. Nereye giderdin Cebriye abla? Yok bir şey. Heh, iyi. Gülüm, Hamin'in annen sütlacını koy ocağa. Sen biliyorsun zaten şekerini ne kadar koyacağını, kararını biliyorsun sen. Biliyorum. Neye bakıyorsun Cevriye abla? Yok öylesine. Kız Fadik. Senin bu kolyen yeni mi? Ay pek yakışmış. Ha, yok. Düğünde takıldıydı bu. Düğünde? He. Ne bileyim hiç. Görmedim de. Valla saklıda duruyordu. Ben de dedim bir değişiklik olsun. Bunu taktım. Ne de olsa hala yeni gelin sayılırım değil mi? Tak tabii tak. Bak ne demişler? Eller bakışırken, allar yakışırken. Öyle, öyle. Sen bu şeyi ne yaptın? Bavini. Çok iş var mıydı? Bitti mi? Ay yok canım ya. Zaten kıyamet koptu. Nasıl geldiğimi bilemedim ki ben. Allah aşkına zaten Lütfiye abla da nasıl üzüldü ya. Aa, çok iyi kadın ama Lütfiye Hanım. Değil mi? Eli açık, gönlü bol. Çok, çok iyi bir kadın. Vallahi Lütfiye abla var ya bir tanedir, bir tane. Lafa tuttun beni ha Cevriye abla. Bak, bu sebzeler akşam için doğranacak tamam mı? Baharla tavuğu koyun fırına. Tavuğun suyuyla da güzelce bir pilav yapın tamam mı? Ben bahçeye çıkıyorum. Ben gelesiye kadar her bir şey bitmiş olsun bak. Bahar, Cevriye abla tamam? Ne tamam tamam haydi. Hadi git işine bak sen. İyi. Haydi. Kolay gelsin. Sağ ol. Bak hiç renk veriyorum görüyor musun? Neymiş? Düğüne takmışmışlarmış da. Bilmem ne. Ha biz de yedik. Neyse. Bahar. Bak şimdi sen bu sebzeleri güzelce bir soy. Tamam mı? Tavuğu da önce haşla. Ondan sonra o ikisini bir araya getir böyle kaynaştır. Fırına ver. Sen ne yapacaksın? Keyif mi çatacaksın? Kızım Allah Allah bu da ne keyfi ya? Şey yapacağım. Kiler pislenmiş. Kileri temizleyeceğim ben. Silinecek, süpürecek. İşim var. Haydi sen kolay gelsin. Haydi. Haydi. Ah Cevriye abla. Ay ay ay. O da büyük. Az. Bakayım. Lütfiye Hanım, madem eliniz bu kadar bol, o zaman biraz bizi de göreceksin. Nerede iş yapsın? Dolaba gideyim. Ay. Ay çok güzel. Vallahi. Başlayalım. Şöyle. Yakıştı ha. Ha. Oğlum ne açıyorsun? Ben açarım kapımı. Yok ya olur mu öyle şey? Benim şey yapsam. Ha. Gafur'la aranız nasıl? Sana bir şey yapıyor mu? Yani yok çok şükür bir sıkıntı yok benim Lütfiye ablam. Her şey. Heh, iyi olun evladım. İyi olun ya bu ölümlü dünyada. Şu arada benim Lütfiye ablam, benim başkanlarım nasıl? İyileşmişlerdir inşallah. İyi olacak Raşit.
Daha da iyi olacak inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin evladım. Amin amin. İnşallah benim Lütfiye ablam. Tez zamanda kurban oldum Rabbim. Benim başkanımızı bize bağışlar. Görevinin başına döner. Sağlıklı bir şekilde inşallah benim Lütfiye ablam. İnşallah. Hadi evladım kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.